Bu kelimenin şu kısmı şu sesle okunuyor. Ba. Alt, yani en baştaki kısımda a diye okunmuyor. Şva sesi olarak okunuyor. Şva sesi olarak okunduğu için vurgu orada değil, vurgu şuradadır. Yani nasıl okunuyor? Above. Above. Ne demek bu? Üzerinde. Mesela şöyle bir masa olsun, tamam mı? Bunun üstünde bir, bir, bir kitap olsun. Mesela bu ne? Top olsun. Hadi top üstündeyken biz buna on diyoruz. Ama mesela yukarıda asılı bir şey var ya lamba gibi bir şey. Şöyle, şöyle. Buna biz üstünde derken işte bu kelimeyi kullanıyoruz. Above. Yani kısacası üstünde değmiyor anlamına gelen kısma biz above diyoruz. Bu kelimenin okunuşu da Vurgu şuradadır. Şu baş kısmı B diye okumuyorsun. Yani i ile okumuyorsun. Behind diye okumuyorsun. B diye okuyorsun. Behind. 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 Behind değil, behind diye okunuyor. Ne demek? Arkasında demek oluyor. Mesela behind the door kapının arkasında. Under. Under. Bu da altında demek oluyor. Mesela under the table masanın altında. Bu kelime normal olarak okunduğunda from diye okunuyor. From. E, ama hızlı okursan from diye bir şey duyabilirsin. Onu unutma. Mesela e, I'm from Turkey. Ben Türkiye'denim. Ama bunu hızlı okuduğunda I'm from Turkey. From. I'm from Turkey. Yani hızlı okurken şu şva sesine dönüyor. Onu unutma. Normalde al diye okuyorsun. Ne demek? Den, den. Mesela bir arkadaşın geliyor diyorsun ki nereden geldin? O diyor ki İzmir'den geldim. From İzmir. İzmir'den. Okay. Bu kelimede dikkat etmen gereken birkaç şey var. Bir, baştaki kelimeyi in diye okuma en diye okuyorsun. En. Ondan sonra front, front, front ön demek. Yani şöyle ön taraf front. Bu son kısımdaki f'yi şunu v diye okuyorlar. Okay. Of değil de av Of, v, 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 ile duyarsın bunu. Normal okuduğunda bunu in front of diye okuyorsun. Hızlı okuduğunda in front of, of gibi bir şey duyarsın. In, in front of hani şu ses var ya şu sesi onu duyarsın. Yani önünde demek oluyor. Mesela in front of you senin önünde. Okay. In front of ya da in front of. İkisini de duyarsan bu kelimeden bahsediyorsun. Önünde. Bu kelimede yine şu kısmı i diye okumuyorsun, vurgu şuradadır. B diye okumuyorsun, b diye okuyorsun. Between, 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 arasında demek oluyor. Mesela bir top var, bir top daha var, sen buradasın, İki topun arasındasın. Arasında demek. Biraz önce şu kelimenin yerinde şöyle bir kelime vardı. In front of, önünde demiştik, değil mi? In back, back, arkası demek oluyor, sırt demek oluyor. In back of dediğinde de arkasında demiş oluyorsun. Okay. In back of arkasında. In front of önünde. Bunun eş anlamlısını biraz önce gördük. O da şu kelime. Behind. Movie. Movie. Bu da film ya da sinema demek. Mesela let's go to the movies derlerse hadi sinemaya gidelim gibi. Okay. Movie, film, sinema. Bu da sinemada demek oluyor. Mesela diyorsun ki Seren nerede? Ben diyorum ki She's at the movies. O sinemada. Home. Home. Ev demek. Şu kısmı biraz böyle okuyorsun. How diye okuyorsun. Home. Ev. Şunu duymuşsundur belki. Home. Sweet. Home. Evim evim güzel evim diyoruz ya mesela. Bu işte. Home sweet home. Restaurant. Restaurant. Bu da restoran demek. Şuna dikkat et. Re, sto, o diye okumuyorsun. Şurasının olmadığını düşün restaurant restaurant diye okuyorsun. Restoran demek. Son kısımdaki T'yi de unutma. Gym. Gym bu da spor salonu demek. Şu baş kısmı C diye okuyorsun. Spor salonu gym. <laughs>